Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kupe 100 motorumuzu 3 tekere nasıl çeviririz onu göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Motosikleti 3 tekerlekliye çevirmek isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle kupe 100 veyahut da CG tipi şu arka salıncak motordan ayrı olan motorları tercih ederseniz çok basit bir şekilde yaparsınız. Ben Kup 100 modelini seçtim arkadaşlar. Siz daha güçlü motorlarla CG ile falan 150'lik CG ile yapabilirsiniz. Yapımına gelecek olursak arkadaşlar salıncakla motoru birbirinden ayırıyoruz. Motor motosikletin ön kısmıyla kesinlikle hiçbir işimiz yok. Salıncağa göre alt kısma şase yapmamız gerekiyor. Öncelikle salıncağı görmezden gelin arkadaşlar. Bunu en son montalayacağız. Alt şasemizi 80 santime 60 santim kesip yapıyoruz arkadaşlar. Dıştan dışa 80'e 60. Uzunluk 80, genişlik 60 santim olacak şekilde yapıyoruz. Daha sonra salıncağımızın ön kısmını buraya oturtturduğumuzda arka kısmını da oturtturmamız gereken bir profil daha eklememiz gerekiyor. Hem sağlamlaştırmak için hem de salıncağı oturtmak için. 40 santim de onu yeterli arkadaşlar. 40 santim dıştan dışa orta kısmı bir tane yapıyoruz profil. Orta kısımdaki profilden disk ve dişliği monte etmek için 30 santimde dıştan dışa bu tarafa yetiyor arkadaşlar. Bunu da buraya profilimizi yaptıktan sonra geriye sadece yataklı rulmanlar ve diskimizin, dişliğimizin ikisinin yeri kalıyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Diskimizi yerleştirmek için, şimdi ben buradan ölçü versem de yanlış çıkabilir. Alt şaseyi yaptık. Disk ve dişliğimizi monte edeceğimiz yeri yapmadan önce salıncağımızı buraya ortalı bir şekilde montalıyoruz. Daha sonra montaladıktan sonra bunu motosikletimize takıyoruz. Şasenin yapımını bitirdikten sonra arkadaşlar lastikleri, dişliği ve diski yerleştirmek için 1 mile ihtiyacımız var. Mil dıştan dışa 1 metre arkadaşlar. 1 metre kestirdiğimiz takdirde içerisine kama yataklarını açtırıyoruz. 2 adet diskle dişliğimize flanş artı 2 lastiğimize flanş gerekiyor. Bunları mile göre almanız gerekiyor. Benim mil 25 milimlik. 25 milimlik mil alırsanız arkadaşlar flanşların içi 25 milimlik olması gerekiyor. Bunu söylediğiniz takdirde büyük nalburlardan flanşları bulabilirsiniz. Tabi bunlara bir de kama yatağı açtırmanız gerekiyor. Kamaları da tornacıda açtırabilirsiniz. Milinizin tam ortasından 30 santimlik kama yatağı açtırırsanız disk ve dişliği tam ortaya oturtturabiliyorsunuz. Bir de lastik kısımlarından 10 santimlik kama yatağı açtırırsanız arkadaşlar tekerlekleri de oturtturabiliyorsunuz. Ben ekstradan bir de tekerleklere kaynak attım daha sağlam olsun diye. Bir de 3 adet P205 yataklı rulmana ihtiyacımız var arkadaşlar. Mil işlemini de yaptıktan sonra yataklı rulmanın yerlerini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu ister dış taraftan bu tarafa ölçün, istiyorsanız bu tarafta. Ben görmeniz için böyle ölçeceğim. Buradan ölçtüğünüz takdirde yataklı rulmanınızın monte edeceğiniz L profil 43,5 santimde başlaması gerekiyor. L profilin boyu da 16 santim arkadaşlar. Buradan başlayıp monte ettiğiniz takdirde zaten yatak rulmanı da ortalayıp deliklerini açıp monteleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu yatak rulmanın yeri de 43,5 santim olacak. Tam denk getirmeniz gerekiyor bunları, sıfıra sıfır. En ufak bir şeyde lastikler çarpık olur arkadaşlar. Ona kesinlikle dikkat edin. Orta kısmı zaten şu iki profilin ortasına L yaptığınız takdirde dişinizi buraya, diskinizi de bu tarafa monte edebilirsiniz. Şimdi bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar geriye sadece motorumuza monte etme kısmı kalıyor. Motorumuza kasa kısmını montalıyoruz. Diskimizi sabitlemeden önce arkadaşlar zincir takmamız gerekiyor. Zincirimizi taktık. Zincirimizin yamuk olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Düz bir şekilde yaptığımız takdirde kamasını yerine oturtturuyoruz. Dilerseniz kaynak atabilirsiniz. Kama zaten tutuyor ama kaynakta yaparsanız daha güzel olur. Burada memnun kalmadığım tek bir şey var. O da zincir gergisi. Yani bunu, şu demirleri kaynatmayın. Bunu koymayın buraya. ATV'ler için zincir gergisi var arkadaşlar. Onu buraya kaynattığınız takdirde zinciri üstten geçirdiğiniz takdirde zaten gergi işlemini yaylı sistemle çok güzel bir şekilde yapacaktır. İşlem bu kadar arkadaşlar.
Kasayı boyamadan önce deneme videosu da çekmiştim. Bayağı uzun bir yol gittim. Bir yerde video çektim arkadaşlar. Kısa bir videomuz var. Onu da bu videonun arkasına koyacağım ve videoyu bitireceğim. Bir sonraki videolarda da offroad gibi dağlarda performansı nasıl onları sizlere göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Ve bana destek olmak için de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. El emeği göz nuru, 3 tekerlekli kuyruğuz. Hey yavrum! Gidiyoruz mu?